Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ihracatçılarla bir araya geldi. İstanbul'daydı, kürsüye çıktı ve bir konuşma yaptı. Aslında benzer cümleleri tekrarladı. Hatta aynı cümleleri tekrarladı desek yeridir. Malum seçimlerden sonra bakanlar değişti. Ekonomi yönetimindeki kadrolar değişti. Ancak gördük ki yeni kadro eski modelle yola devam edecekmişiz. Bir süredir başımıza ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Seçimden önce de seçim döneminde de her adreste sıklıkla tekrarladı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yer alan tek haneli enflasyon hedefini yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çözüm için yeni ekonomi kadrosuna işaret etti. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Kadrolar yeni ama mevcut ekonomi modeliyle dış ticaret beklentisini de açıkladı. En çok cari fazla vurgusu yaptığı konuşmasında büyümenin korunacağını açıkladı. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde %4 büyüyerek son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Şampiyon ihracatçıların da ödül aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel kurulunda konuştu Erdoğan. Muhalefet hedefindeydi. Türkiye asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı. Demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Halil İbrahim sofrası diyerek millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. Evet, Aydın Bey demiş ki asıl sorunum hukuk demiş. Tabii bu çoğaltılabilir Aydın Bey'in söylediği. Asıl sorunumuz demokrasi olabilir. Asıl sorunumuz adalet olabilir. Asıl sorunumuz liyakat olabilir. Her anlamda bürokraside, özel sektörde vesaire liyakat olabilir. Asıl sorunumuz işte eğitim olabilir, sağlık olabilir. Bu çoğaltılabilir ama tabii asıl sorunumuz şu da denebilir. Hep yönetenlerden aynı cümleleri dinliyoruz. Hep aynı sözleri işitiyoruz ve sonuç hiç değişmiyor. İşte yeni kadrolar oluşturuluyor ama görüyoruz ki ambalaj değişse bile o kutunun içindeki aynı. O değişmiyor. Yani sistemi değiştirmediğiniz sürece, tek bir kişi her konuda yetkili olduğu sürece istediğiniz kadar kadroları değiştirin, bu bir fayda getirmeyecek. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Enflasyon tek haneye inecek, yatırım artacak, istihdam artacak, cari fazla verilecek diyor. Şimdi çok değil 2021 yılında şunu söylemiş Cumhurbaşkanımız. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakın demiş. Ondan bir yıl sonra 2022'de Türkiye ekonomi modeli yatırım, üretim, ihracat ve cari fazla esaslarına dayanıyor demiş. Bugün kurduğu cümlenin neredeyse tıpatıp aynısı. Çok değil bir yıl önce kurmuş aynısını. Ve biraz daha geriye gidersek 2018'de şunu söylemişti. O Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden 5 gün önce. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. Ve biz bu şu 5 yılda gördük. Göreceğimizi gördük. Evet, o yüzden yani sistemin değişmesi gerekiyor diyebiliriz. Sözler aynı kalıyor.